Hayırlı olsun diyelim. 8. hafta milyaraya giriyoruz. Milyaraya lider girmek de iyi bir his. Geçen sene de 7. haftada liderdik. 5 galibiyet 2 beraberlikle 17 puan. Ondan sonra bir nebze baş aşağı gitmeye başladık. Gerek buradaki şanssızlık, gerek ciddi hakem hataları. Hatırlarsınız Konya maçıydı. Pelkas'ın golü verilmemişti. Sonra böyle bir inişe geçmiştik. Dolayısıyla bu hafta şahsım adına çok çok önemliydi. Liderliği devam ettirmemiz. Milli araya lider olarak girmenin de keyfi ayrıdır, siz bilirsiniz. Ama tabii birkaç vites attırmamız lazım oynadığımız futbolla. Ama inanıyorum ki takım birbirine alıştıkça, yeniler takıma alıştıkça, herkes hocaya alıştıkça, hoca takımı daha iyi tanıdıkça iyi gideceğimizi, daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum. Orada bir şüphem yok. Allah bizi kazadan, beladan, sakatlıktan korusun. Onun dışında sağlam kadroyla devam ettiğimiz müddetçe Fenerbahçe sonuna kadar yarışı, şampiyonluğu zorlayacaktır. Zorlayacak kapasitesi de vardır. Önemli olan da taraftarımızla dönmesiyle iyi bir hava yakaladık. Ondan da memnunum. Taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İyi günleri de kötü günleri yanımızda olduklarını en son Olympiakos maçında gösterdiler. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Tabii zaman zaman istem dışı diyelim. İstedikleri maç gitmediğinden bazı oyuncuları yollamalarını da anlıyorum ama tabii tasvip etmem mümkün değil. Çünkü biz kazanacaksak onlardan alacağımız güçle kazanacağız. Desteğe devam etmelerini hem futbolda hem de diğer branşlarda rica ediyorum. İşte buradan da biraz sonra basket maçına gideceğiz. İnşallah o maç da iyi biter. Sayın Başkan, şu ana kadar bahsettiğiniz eksiklerden de bahsettiğiniz sakatlıklar vardı şu ana kadar. Tabii milli araya kadar takım yoğun bir maç temposundan da çıktı. Nasıl buluyorsunuz Fenerbahçe'yi genel olarak, sizin düşündüğünüz nedir Sayın Başkan? Doğru yolda olduğumuzu söylüyorum. Ama arzuda dayanan futboldan daha yaklaştık oraya. Ama tam orada değiliz. Onun için demin de ifade ettiğim gibi bir iki vites attırmamız lazım. Evet, maçları kazanıyoruz ama bundan sonraki süreçte maçları daha rahat, daha kuvvetli skorlarla kazanmamızı diliyorum. Onu da yapacak güce sahibiz. İyi de bir hava yakaladık. Gerek Samandıra'da, gerekse gittiğimiz deplasmanlarda, burada da bir aynı şekilde 21-22 bin bilet satma hakkımız var. İnşallah bu rakamlar çoğalır. Bugün 20 bine yakın taraftar vardı. İlk haftalarda 8-10 bin kişi oynuyorduk. Biz en azından maksimuma yaklaştık ama diğer stadlarda da görüyorum ki çok fazla boşluklar var. Yani ben halbuki tersini bekliyordum. 1,5 sene futboldan uzak kalıp, futbolu aç kalıp stadlara hücum edilir diye düşünüyordum. İlk başta olmadı ama en azından bizim stadımızda İbre full kapasiteyi dönmüş vaziyette. İnşallah federasyonumuz da ilerleyen haftalarda %60-70'e çıkartır. Çünkü futbol taraftarla çok daha keyifli oluyor. Şimdi kendimle tartışıyorum. Kendimle çelişki içindeyim bu konuya girip girmeme konusunda. Ama bizim de sabrımızın bir noktası var. Biz yönetime geldiğimizden beri söyleyeyim. Benden öncekten önce konuşmayayım. Geçen sene için aynı şeyi söyleyebilirim. Yani burada konuşacak bir takım varsa, şikayet edecek bir takım varsa açık ara bu Fenerbahçe'dir. Yani bizim geçen sene en kötü hesaplarıyla 15-16, hadi 10-12 puan diyelim. Ama bir puanla iki puanla şampiyonluğun belirlediği bir sezon geçirdik. Hakkımız yendi. Biz de zaman zaman sesimizi çıkarttık. Az konuşuyorsunuz, yumru masaya vurulmuyorsunuz diye de eleştirildik. Bizim yoğurt yiyişimizin böyle olduğunu daha evvel de söylemiştim. Ama yani bizim başımıza gelenler bugün sistematik bir şekilde hakem üzerinden algı yaratmaya çalışan takımların başına gelseydi herhalde İstanbul'da kıyamet kopuyordu, Türk futbolunda kıyamet kopuyordu. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Yani bu işlerde kendinize olan ve haksız olduğunu düşündüğünüz konular oluyorsa aynı zamanda rakibinizin de hakkı yendiği zaman da konuşmanız gerekir. Tek taraflı konuşma olmaz. Bu birinci söylemek istediğim. Yani bizim Fenerbahçe Spor Kulübü olarak özellikle bir rakibimizin geçen sezonun sonlarında doğru başlayan
sistematik bir şekilde gerek kendi maçlarına atanan hakemler üzerinde kurmaya çalıştıkları baskı, yarattıkları algıyla kurmak istedikleri baskı, gerekse de enteresan olanı muhtemel şampiyon rakiplerinin oynayacağı takımlarla oynanan maçlardan önce de bir şekilde algıya yeltenmeleri artık kimsenin gözünden kaçmıyor. Yani bundan sadece Fenerbahçe değil pek çok kulüp rahatsız. Zaten geçenlerde bir kulübümüzde açıklama yaptı. Ben lafı evirip çevirmem. Biz buna artık sakin ve sükunet içinde karşılamayacağız. Bizim de tribünlerimiz var. Yani olay tribünlere oynamaksa bizim de tribünlerimiz var. Bizim de taraftarımız var. Bu söz konusu kulübünde taraftarından çok daha fazla taraftarımız var. Bizler de yöneticileriz. Bizim de sorumluluklarımız var ama ağzımızdan çıkan laflara gerek ben, gerek benim yöneticilerim, gerekse de profesyonelim dikkat etmek zorunda. Tüm büyük kulüpler bu şekilde davranmaya başlarsa bu kayıtlık ortamın içine çıkamayız. Evet, hepimiz hakemlerden şikayet ediyoruz. Performanstan memnun değiliz. Seviyelerin çok daha yükseğe çıkmaları gerekiyor. Bu sahadaki performansından, varın kullanışından hakem atamalarına kadar. Sadece sahada yaşanan 90 dakikadan bahsetmiyorum. Çok da güzel öneriler geliyor. Niye bunlar yeterince kale alınmıyor bilmiyorum. İşte artık ilk bunu bir söylemiştik. Başkaları dinlendiriyor. Var hakemiyle orta saha hakemi ayrı olsun. Her türlü imkanımız var bunu yapacak. Atamalar bir veya iki kişinin iki dudağın arasında olmasın. Süper Lig'e bir komisyon, diğer liglere başka bir komisyon. Hatta ben bir adım öteye gideyim. Kura çekimi hakem atamaları yapılmalı diye düşünüyorum. Bunun detaylarına şu an girmeyeceğim ama sağlamak son derece mümkün. Evet, herkes şikayet ediyor. Biz de memnun değiliz. Varın kullanışından memnun değiliz. Standart yakalanamamasından memnun değiliz. İşte burada Sivas'ta maç yapıyoruz. 12 dakika maç durdu. Adam 7 dakika maç verdi. Şimdi biz üst başımıza gelenlerden şikayet etmiyoruz. Bu rakibimiz daha başına hiçbir şey gelmeden olabilecekleri öngörüp, varsayıp bir şekilde bana sorarsanız yakışıksız bir şekilde bu konuyu artık gündeme getirmeye başladı. Biz de bir yere kadar durdurabiliriz. İşte geçen sene teşvik şikesi imasından işte bir hakemin Fenerbahçe ilgili şirketlerde çalışıyor olmasından tutun bir sürü laf ettiler. Tamam da işte bizim burada 4-3 yendiğimiz maçta işte dün Sivas maçında Jose Dosso'nun yaptığı dünyanın her yerine kırmızı kart. Ama ona da gireceksin. Ona diyeceksin ki bizim evet bizim hakkımız yendi ama burada da rakibin hakkı yendi. Yani tek taraflı olmaz ki bu iş. Dolayısıyla bir kere bizi bulaştırmasınlar. İkinci hafta başladılar. İşte Antalya'nın penaltısı. Herkesin penaltı dediği pozisyonun üzerinden bile bize dokundular. Bizim hiç alakamız olmayan konuda. Artık dursunlar. Çünkü durmazlarsa biz de başka kulübe girmek zorundayız. Bundan da herkes kaybeder. Yani Türk futbolu için zararlı bir süreç olur. Rica ediyorum. Hepimiz kelimelerimizi, söylemlerimizi dikkat çekelim. Bu şunun da üstüne ifade etmek istiyorum. Yani bir kişinin gayri ihtiyari konuşmasından filan ben onlara değinecek insan değilim. Ama bu sistematik bir hale geldi. Yeni transferlerimizden daha çok beklentilerimiz var. Onlar da yavaş yavaş yerine getirecekler. Sistem oturdukça. Ama ne hikmetse de Fenerbahçe'ye santrafor gelenlerin böyle bir talihsiz yani bizden ayrılıyorlar başka yerlere gidiyorlar. Yani bunun da neyle açıklayacağım bilmiyorum ama Berişen'in sadece attığı gol değil. Berişen'in yaptığı baskı, Berişen'in attığı ara paslar. Berişe çok zeki bir oyuncu. Rossi çok zeki bir oyuncu. Bizim hocamızın da iki tane önceliği var oyuncu transfer edersen. Hangi mevki olursa olsun. Zeki olacak, pırpır dediğimiz tarzda oyuncu olacak. Konum mu diyeyim bilmiyorum. Devamlı bizde bir kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Ben bunu oyuncuya da söyledim, hocaya da söyledim ama bunu yaratacak bir sıkıntı yok. Hocanın en büyük hayali Mesut'un liderliğinde Perşembe günü maça çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali Avrupa'da bir kez daha kendini çok net bir şekilde göstermekti. Ama kısmet olmadı çünkü hastalandı. İki gün evvel Pelkas da hastaydı. Şimdi Pelkas iyi oynamadı biliyorsunuz. Pelkas'ı da eve yolladık, serumlar taktık. O yetişti maça. Ne yazık ki Mesut yetişemedi. Mesut buraya, Mesut'un kim olduğunu göstermeye geldi. Mesut buraya, Fenerbahçe'ye 7 yıl sonra şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi. Ve bunu da yapacaktır. Dünyaya da kim olduğunu gösterecektir. Mesut bizim kaptanımızdır. Ama ben her zaman söylediğim gibi Arda Güler'den en yaşlı oyuncumuz kim? Sosa'ya kadar kim olursa olsun bu formayı taşıyan herkes bu kulübün en büyük değeridir.
Sayın Başkanım. Ve bunlara da sahip çıkmamız gerekir. Özür dilerim Başkanım. Ferdi sezon başında farklı bir mevkiye evrildi ve Fenerbahçe'nin şu an en özel oynayan oyuncularından birisi oldu. Sözleşme sezon sonunda bitiyor. Ferdi ile ilgili bir düşünce var mı Başkanım? Ferdi'den çok memnunuz. Ferdi'den çok memnunuz. Sözleşmesi biten oyuncuların hepsinden çok memnunuz. Zamanı gelince onlara da bakacağız. Başkanım, kim kısa sürede taraftardan sevgisi haline geldi? Müthiş bir performans ortaya koyuyor ama Güney Kore basınında satın alma opsiyonu işte 8 milyon 9 milyon euro gibi bir satın alma. Öyle diyorlar, söyle olsun. Ben burada gidip bir futbolcumuzun, herhangi bir futbolcumuzun ticari sorulan sözleşmesi maddelerine girmeyeceğim tabii ki. Ama 8-9 alabiliyorlarsa gelsinler bakalım. Şöyle sorayım başkanım. Fener taraftarı endişe etti. Düşük diye. Düşük hani kolay şey olur diye. Fenerbahçe taraftarı endişe etmesin. Kim dünya çapında bir oyuncu? Kimi bir söz ondan fazla burada tutabilirsek Nala. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Size de iyi dinlenmeler. Sağ olun başkanım.